Sevgili dostlar, hep beraber pazar eve takıldık. ama ben size eve tıkmamaya karar verdim. Birazcık size Gülhane'de bazı çekimler yapacağım. Günlük güneşlik bir havada gönlünüzü gözünüzü biraz açayım diyorum. Ondan sonra da Luminar Eayın dibine gireceğiz, dibine. Yani artık bıkacaksınız Luminar AI'dan. Tamam abi öğrendik her bir şey diyeceksiniz. Tamam abi şimdi birazcık gezelim önce. Sonra eve kapanıp programı iyiden iyiye bir inceleyelim. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. hoş geldiniz. Bu kanalda fotoğrafçılıkla ilgili, videografiyle ilgili, fotoğraf işleme programları ile ilgili aklınıza gelebilecek her konuya değinmeye çalışıyoruz. Eğer bu konuları beni ilgilendirir diyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Ki bu içerikler daha geniş bir kitleye daha süratle ulaşsın ve daha çok insan faydalansın bu bilgilerden. Şimdiden teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar tekrar iyi pazarlar. Şu anda Luminar AI'a girdik. Luminar AI'ın gördüğünüz gibi yukarıda katalog, template, edit ve export bölümleri var. İş işi uzatmamak için daha önceden de anlatmıştım. Kataloga nasıl ek, ilave ettiğiniz vesaire vesaire. O dolayısıyla burada folderlerden arzu ettiğiniz gibi geliyorsunuz, istediğinizi seçiyorsunuz. Buradaki dosyaları tek tek görebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben sizin için birkaç tane kare seçtiğim için bu kareler üzerinde ne yapalım? Önce mesela bir template'e gelelim. Template'e gelelim. Template'in bize teklif edeceklerine bir göz atalım. Template'e geldiğimiz zaman karşımıza böyle bir ekran çıkacaktır. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi otomatik olarak bu resim için Urban Style'ı denediyor. Bir deneyelim bakalım neler varmış. Eski şehir havası. Oo bir anda resim güzelleşti. Edinburgh varmış. Toronto varmış. Melbourne varmış. A Bay Street varmış ve New York varmış. Ben Old Town'ı beğendim. Sizi bilmem. Şimdi bununla kalabilir. En aşağıda gördüğünüz gibi bu ayarları tek bir kontrol ile azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Bunun da yetinmeyip buradan edit'e girip edit'te bir takım ilaveler de yapabilirsiniz. Mesela burada kreatiften çıkalım. Essential'a geldiğimiz zaman Essential'da enhance'e ne kadar yüklenmiş bakalım. Aksente biraz daha yükleneyim diyorum. Biraz daha açayım renklerin diyorum bu karenin. Böyle imkanlarınız var. Buranın üzerinden de yani istediğiniz gibi oynamalar yapabilirsiniz. Light'a geleyim. Mesela Exposure'ın bir parçacık daha yani pozlamayı birazcık daha açalım. Biraz daha aydınlık verelim. Belki Highlight'larını az bir şey kısıp ama Shadow'u biraz artıralım. Ve, ek, ve gördüğünüz gibi de daha bir aydınlık bir resme sahip olursunuz. Öncesi ve sonrasına bir göz atalım resmin. Gördüğünüz gibi böyle bir resimdi. Bu hale getirdik. Bu biraz yapay ama sanatsal bir kare haline getirdik. Bu bir tercihtir tabii ki. Şimdi buradan çıkalım. Biz burada portreden başlayacağız. Özellikle kendimi seçtim. Benim gibi çirkin bir adam bile ne kadar güzelleştirdiğini ya da <laughs> ya da bana öyle geldiğini göreceğiz hep beraber. Bunun için ilk yap yapmak istediğim şu anda şey gelirse bir büyütelim bakalım birazcık ekranımızı. Skin cilt demek. Düzeltme oranına bakın. Artırdım. Shine removal yani sıradaki parlama azaltıcı. Bu biraz fazla oldu değil mi arkadaşlar? Birazcık azaltalım, daha doğal bir hale getirelim. Eğer suratımızda herhangi bir cilt arızası varsa onları da araştırıp yok ediyor. Ve hemen öncesine ve sonrasına derhal bakalım. Gördüğünüz gibi cilt düzelmeye başladı bile. Bununla bitmiyor, devam edeceğiz. Face'e gelelim, bakalım face'te neler var? Mesela suratımın çok ablak buldum, incelteyim, bekleyin. Hop, inceltti. Yok, o kadar inceltmeyin tabii ki. <laughs> Şöyle bir inceltin. Yüzünüze bir ışık verebilirsiniz, arzu ederseniz. Eyes bölümüne, göz bölümüne. Burada iris flare dediği irisinize bir parlaklık veriyor. Şimdi iyice abartayım. Gördünüz mü? Heh. Şimdi bunu azaltalım, biraz verelim. Esas burada beni şaşırtanlardan bir tanesi, eye enhancer. Sonuna kadar vurayım. Gözleri nasıl parlatıyor, görüyor musunuz? başka bir hal alıyor şu anda yani. Gözlerimizi birazcık ne yapalım? En Birazcık açalım gözlerimizi. Biraz abartayım size sonra göstereyim gerisini. Bekleyin. Evet. Bu durumda hayır demem buna. Çünkü gözlerim kısık. Herhalde biraz tatargen olduğu için göz kapakları yavaş yavaş düşmeye başlıyor bende. Kırmızı ışık, kırmızı göz bebeği problemimiz olmadığı için ona dokunmaya gerek yok. Dark eye removal'da bakalım. Dark circle removal'da bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Evet. Gördüğünüz gibi göz altlarını güzelce aydınlattı. Yani göz altı morluklarını yok etti. Eğer ki kaşım düzgün olsaydı kaşımı da güzelleştirirdim. Gözlerimizi beyazlatmak isteseydik bu da çok fazla olur. Birazcık beyazlatalım. Ve şimdi resmi geri alalım arkadaşlar bir anda pas parlayan bir surata sahip oldum değil mi? Yani ben neydim? Ne oldum? Şimdi portre böyle. Onda da bitmiyor. Onda da bitmiyor portrede. Portrede enteresan bölümler daha var. Mesela ağız bölümünüz var ama ağız bölümünde dudaklarınızı boyayabiliyorsunuz. Bayanlar için daha geçerli bir şey bu. Kırmızılığını artırabiliyorsunuz. Koyu da ve dişlerinizi daha beyazlatıştırabiliyorsunuz. Biz şu anda face'imi kapatalım. Skin'de yapacağımızı yaptık zaten. Daha başka bir şey yapmıyoruz. Body'ye gelelim. Body arzu ederseniz şekle sokalım. Göbek kısmımızı da inceltelim değil mi arkadaşlar? Yani güzelleşelim. Sevgili dostlar. Haki parlaklık veren bir şey. Bir göstereyim size ama çok gerekli olduğunu zannetmiyorum. Ha, kullanacağınız yer olabilir belki. Kullanmayacağınız yer olabilir. Bu daire bir özellik olarak aklınıza bulunsun. Portre bölümümüzü böylelikle geçmiş olduk. Şimdi daha önce size gösterdiğim ve galiba yanılmıyorsam Capture One'da düzelttiğimiz bir kareyi bu sefer kendimiz düzeltme yoluna gidelim. Essentials'a geleceğiz. Şuradan direkt Enhance'den de bayağı bir fark yaratırız. Ama bu sefer biz bu Enhance'ı kullanmadan acaba diğer profesyonel fotoğraf düzeltme programları kadar başarılı mı onlara bir göz atalım. Burada ne eksik? Burada Highlight'ımızın biliyorsunuz daha önce kısmıştık. Biraz bakalım kısalım ne yapıyor o Highlight'ı kısarsak. Evet detaylar bir parça daha ortaya çıktı. Smart Contrast'ı birazcık artıralım arkadaşlar. Shadow'umuzu bir parça açalım. Beyazımızı birazcık kısalım. Şu, belki şuradaki beyazları kurtarırız. Ve siyahı biz bir gıdımcık bakalım açalım. Şimdi de öncesine ve sonrasına bakalım hemen karenin. Renkler bile geri geldi ki renklerle hiç oynamadık. Zaten renkler doğrudan doğruya pozlamanızla da çok yakın bağlantısı olduğunu görüyorsunuz. Bununla da yetinmeyelim. ilave bir kör verelim ve burayı biz şimdilik kapatalım. Başka neler yapabiliriz? Ama unutmayalım bu resim 6400 ISO da çekilmişti ve dolayısıyla da normal şartlarda burada bir evet kumlanma görüyoruz değil mi? Hemen şuradan bir Luminosity Dinoise'dan birazcık o kumlanmayı azaltalım arkadaşlar. Bayağı bir düzeldi. Color Dinoise'dan da bir şöyle bir dokunalım bakayım. Evet. Dinoz işini hallettikten sonra karemize geri gelelim. Structure'dan bir parça bir parça şu detaylar için bir artırım yapalım ona bir bakalım. Evet şuradan bir parça artırım yapalım. Geri gelelim yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Az bir şey şimdi şarpına. Sharp'ın içinde şuraya dikkat edelim. Şimdi buradaki keskinleştirmeye bakalım. Evet, sevgili dostlar. Şimdi renklere gelelim. Renkleri birazcık kısalım mı? Daha doğal bir yapıya mı döndürelim? Yoksa birazcık artıralım. Birazcık daha aksan mı verelim? Sanki birazcık birazcık renkte güzel geldi değil mi? Az bir şey vibrancy. Burada HSL var diğer programlardaki gibi. Yani Hue, Saturation ve Luminance olarak. Bildiğim kadarıyla bunları böyle geçen sefer gibi tek renk olarak seçemiyorsunuz ama arzu ettiğiniz renk üzerinde oynayabiliyorsunuz. Diyelim ki şu kırmızı ile oynayacağım. Kırmızının tonunu arzu ettiğim başka bir tona doğru değiştirebiliyorum gördüğünüz gibi. Ama elbette ki bütün kırmızılara etkiliyor. Dolayısıyla da hani oynama yaparken de oynamaya ihtiyacınız olursa dikkat edin. Mesela portakal rengine bakalım. Oranja bakalım. Oranjı daha kırmızıya çaldırdık ya da daha yeşil ile çaldırdık gördüğünüz gibi ve karenin öncesine ve son haline bakalım e fena değil yani değil mi yani evet belki bir Capture One ya da bir Lightroom değil ama fena değil bu kareye baktığınız zaman bu kare şurada bir Accent AI ile yavaş yavaş karemizi aydınlatalım Skyda bakalım neler yapacak onu da bir merak ettiğim için açıyorum e, faydası oldu oldukça kest bir hava olduğu için. Çok arzu ederseniz bunun haricinde az bir şey gelir şeyi de artırabilirsiniz. Pozlamayı da artırabilirsiniz. Daha çünkü payınız var. Arzu ederseniz bir parça buradan smart kontrast ilave edebilirsiniz. Daha da Keskinleşsin diye. Bakayım highlight'ınızı bir parça kısarsanız acaba bulutlar biraz daha ortaya çıkıyor mu? Sanki çıkmaya başladı bir gıdım bir gıdım. Ondan sonra beyazı bir parça. Hı, siyahı açalım mı burada bir parça? Az bir şey de açalım. İnce bir S curve verelim. Valla fena kare olmadı arkadaşlar yani. Yani accent E aynadan sonra da yerine göre onunla yetinmeyip hala da karenizi oynayabilirsiniz. Şuradaki detaylara bakın. Evet bir de bir de son olarak da detaylarla oynayalım. Şimdi structure'la bir parça oynayalım ve bunu bir artıralım şöyle. %40 yani 40'lara kadar artıralım aşağı yukarı. Gördüğünüz gibi taş yapısı daha da ortaya çıktı. Hani iyice abartırsanız da çok abartmış olursunuz ama gerektiği kadar bir dokunuş yaparsanız da güzelleştirmiş olursunuz. Geriye bir tek şey kaldı. O da şarpının bir parça dikkatli bir biçimde kimseyi rahatsız etmeyecek ölçüde koymak, artırmak. B karemiz şu halden şu hale geldi. Luminar fena değil değil mi arkadaşlar? Yani güzel güzel işler çıkartıyor Luminar. Luminar'ın esas eğileceğiniz kısma geliyoruz. Sevgili dostlar, bu karede ben doğrudan doğruya kreative geleceğim. Arzu ederseniz tabii ki ön, önce bir Essential'dan hafif bir Enhance verebilir. Neler yaptığını görebilirsiniz. Ama biz burada nasıl olsa oynayacağımız için kareyle şimdilik bu enhance böyle kalsın. Kreatif bölüme gelelim. Kreatif bölümde ne yapalım? Gökyüzümüzü bir değiştirelim. Dramatik sunsetleri seçelim. Sanki gün batıyormuş gibi yapalım. Bu olmaz. Bu çok abartı oldu. Doğrusunu bulacağız merak etmeyiniz. Bu da patladı. Bakalım 5 ne yapıyordu? 5 de çok fazla. 4'e gelelim. Bakın bunu sevdim. Bu çizginin ne kadar uyduğunu uymadığını buradan Horizon Blending'ten düzeltebilirsiniz. Gördünüz mü? Biraz daha yumuşak bir geçiş olsun istiyorsanız daha da aşağı çekersiniz. Ufkun pozisyonunu değiştirebilirsiniz. Yok edene kadar ya da iyice aşağı indirene kadar. Sahneyi bu ışığa göre yeniden bir ışıklandır dersin. Sky Global neler yapıyormuş bir bakalım. Şu kenarları düzeltti gördüğünüz gibi. Değil mi? Heh. Bunu düzeltelim. Herhangi bir açıklık varsa Close Gaps ile yapıyorsunuz onu. Sky Local abarttığınız zaman da ne yapıyorsunuz? Lokal bölgelerde düzeltmeler yapıyor ama burada herhangi bir sorun yok çünkü ağaç dalları arasından herhangi bir düzeltme olmadığı için. Ha onu arz ederseniz Sky'ı bir parça defocus edersiniz. Bir parça bu kadar değil tabi. Bir atmosferik sis ilave edersiniz. Arzu ederseniz gökyüzünün ışığını tamamen değiştirebilirsiniz ya da karartıp iyice aydınlatabilirsiniz. Hadi diyelim ki biz bir parça bundan da. Şimdi gelelim eğlenceli bölümüne. Burada bir augmented sky bölümü var arkadaşlar. Burada istediğiniz buradaki mevcut objelerden bazılarını yerleştirebiliyorsunuz. Mesela burada ne varmış? Ora ora varmış. Var mı? Var. Böyle bir şey yaratabilirsiniz. Bir tane balon yerleştirebilirsiniz. isterseniz balon yerleştirebilirsiniz. Bu balonu arzu ettiğiniz yere çekebilirsiniz. Renklerini bir parça değiştirebilirsiniz. Bulunduğunuz renge göre. Ve yeniden ışıklandırabilirsiniz. Başka neler koyabilirsiniz? Kuşlar koyabilirsiniz bol miktarda. Bunları hatta kuşları bir parça arzu ederseniz buradan büyütebilirsiniz. İyice artmış olursunuz. Başka ne yapabiliriz? Bakalım başka bir, başka kuşlar da koyabilirsiniz. Kuşların haricinde ama arzu ederseniz şey de koyabilirsiniz. Patlatırsınız yani. Hani bunu da arzu ederseniz bu tarafa çekin. Şurada neyin üzerinde? Bir şeyin üzerinde bu iş patlıyor olsun. Gördünüz mü? Bu da yetmez. Başka neler koyabilirsiniz? Tepeniz atarsa zürafa koyun. Şimşek çaktırın. Olmadık yerden. Kim anlar bunun yapay olduğunu Allah aşkınıza. Arzu ederseniz ayı yerleştirin. Bakayım ikinci ay nasılmış. İkinci ay mesela diyelim ki bu ayı ama doğal bir hale sokmaya çalışalım. Doğal ölçülere getirelim. Ve şöyle uygun olabilecek bir yere getirelim ve okey diyelim. Nasıl arkadaşlar? Abartmıyorum. Devam edelim. Arzu ederseniz uçaklar koyabilirsiniz. <laughs> Yani eğlenirsiniz ya kısacası. Ama biz şimdi şeyin çamlıcanın, çamlıcan'ın oralardan bir Space Shuttle'ı kaldıralım. Cape Canaveral çünkü buraya vermiş. Onunla da kalmayalım. Birazcık atmosferle oynayalım. Birazcık ne koyalım? Biraz da böyle bir sis pus koyalım. İstediğiniz gibi buradan sisi pusu değiştirebiliyorsunuz. Burada zaten Sunray'imiz var ama bir tane daha koyalım çift güneşli bir gezegen olduğumuzu varsayalım. Ondan sonra onun da miktarını bir parça artıralım şöyle. Daha da başka özellikler var girmeyeyim oralara. Ondan sonra daha da dramatik hale getirebilirsiniz mesela şöyle bir ilave yaparak. Ondan sonra mood'u birazcık değiştirelim buradan. Ne yapalım? E, bu renk bu renk güzelmiş. Lat dediğiniz lookup table yani değişik renklendirmelerin, değişik artistlerin renklendirmelerin fotoğraflarına uyguladığı özelliktir. Mat yapabilirsiniz, biraz daha mistik yapabilirsiniz, biraz mistik yapalım. Ondan sonra en sonda da bir hafif bir soft glow çakalım. Ve resmimiz neydi? Ne abartı oldu değil mi? Bu sizin artık yaratıcılık kısmınız arkadaşlar. Gelelim buradan da çıkalım. <laughs> Nasıl ediniyor musunuz? Ben ediniyorum. Pro bölümüne gelelim arkadaşlar. Pro bölümü için şu kareyi seçelim. Pro karede Optics var. Eğer ki bir distorsiyon varsa o distorsiyon otomatik olarak düzeltiyor. Kromatik aber aber Aberration varsa onları düzeltiyor. Arzu ederseniz buradan Highlight'a kontrast verebilir. Orta tonlara kontrast verebilir. Ve gölgenize kontrast verebilirsiniz ayrı ayrı. Ondan sonra Color Harmony'de arzu ederseniz parlaklığa istediğiniz e, renk tonunu verebilirsiniz. Aynı şekilde sıcaklık için de aynı şey geçerli. Aynı tonlamayla oynayabilirsiniz. Renklerinize direkt kontrast verebilirsiniz. Bu kontrastın renk renk yüzünü değiştirebilirsiniz. Dodge and Burn kısmını daha önce anlatmıştım ama bir daha kısadan geçeyim. Birçok profesyonel fotoğrafçının kullandığı bir özelliktir. Açık alanlara daha çok açar, koyu alanlara daha çok koyulaştırır ki mesela küçültelim. Diyelim ki şuraları birazcık aydınlatalım ama diğer taraftan şuraları birazcık daha koyulaştıralım arkadaşlar. Bu profesyonel fotoğrafçıların kullandığı bir özelliktir. Karelerindeki detayı daha da ortaya çıkartmak için. Biz tabii çok düzgün bir iş yapmadık burada ama e, örnekleme için de. Clone and Stamp. Clone and Stamp ilginç arkadaşlar. Mesela burada şu ayağı görüyor musunuz? Tamam, bu aya seçelim ve tam ortaya bir ayak daha koyalım. Buna benzer şeyler yapabiliyorsunuz, profesyonel dedi. Ayrıca e, birçok bölümde bir arada kullanabilirsiniz. Essential ile başlayıp kreatife geçip oradan da program bir takım düzeltmeler yapabilirsiniz. Evet, sevgili dostlar. Geriye bir tek şey kalıyor yapacağınız. Biz buradan tabii ki çıkalım. Seçtiğiniz kareyi dışarı aktarmak için yapacağınız tek bir şey kaldı. Export'a basıp buradan Save to Disk'i seçip oraya da tıklayıp karşınıza çıkan şeyden nereye yerleştirmek istiyorsanız oraya yerleştirip Sharp'ın bu e, fotoğraf yani dışarı aktarılırken de bir ilave keskinleştirme yapıyor. Ben buna genelde non diyorum çünkü bütün keskinleştirmeleri ben kendim yapmış oluyorum. Bunu save dediğiniz zaman evet geriye bir tek şey kalır o zaman programınızı kapatıp o kareyi nereye attıysanız gelip o karenize çift tıklayıp gerçekleştirdiğiniz resim düzeltme sonrasıki karenizi güzel güzel keyifli keyifli seyredersiniz. Evet sevgili dostlar, Luminar AI'nin oldukça dibine girdik. Daha başka bir iki ufak tefek özelliği var ama artık her şeyi de anlatacak halimiz yok. Birazcık da bazılarını siz kendiniz keşfedin. Evet, görüşürüz. Evet sevgili dostlar, Beltur Gülhane yayınımız burada bitiyor. Umarım beyniniz yanmamıştır programdan. Yandıysa da yapacak bir şey yok. Siz istediniz bunu, daha derin gir dediniz. Ben de dibine kadar daldım programı. Sizlere güzel günler diliyorum. Ben gün Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.